Anne, benim anladığım babam seni göndermek istiyor. Yani bana kalırsa yanlış diye bir şey istemiyor. Sen ne istiyorsun? Az önce annesini kaybeden insanları gördüm. Anne, ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Yani bir süreliğine de olsa bence bunu düşünmelisin. Biz o noktayı geçtik oğlum. Ebru'nun, yani en güvendiğim insanın devşirildiği yerde ben dünyanın öbür ucuna gitsem sonuç değişmez. Her ne kadar babam beni koruyacak diye böyle bir şey söylese de artık gerçekle yüzleşmemiz lazım. Tek bir yolumuz var. Savaşmak. Hatice, bu Efraim'ini aradı. Yahu kocam, söylesene Hızır istemiyor diye. Taziye'ye de istemiyor, düğüne de istemiyor. Yüzünü görmek de istemiyor. Ya öyle diyorsun da Hatice'm, bunlar senin akrabaların. Siz telefonlarınıza cevap vermediğiniz için beni arıyorlar. Sen de cevap verme. Ya zaten on aramadan bir tanesine cevap veriyorum. İyi, ona da verme. Melek abla da beni aradı Hatice abla. Bak bunlar taktılar. Gelecekler buraya, haberin olsun. Halam, halam diye ağlıyorlar da. Bence Hayriye Ana bahane yani. Hızır'ı arayın deseydin. Kim ki abla bunlar ya? Ya benim Almanya'daki dayımın kızı Melek. Hiç geldiler buraya. Ben görmedim yıllardır Melek diye birini. Meryem yasaklamıştı. Evden içeri giremiyorlardı. Rahmetli teyzem de işte böyle gizli gizli telefonla görüşürdü. Allah Allah. Ya o Melek gene iyi. En azından akrabanız. O kocası Efraim var ya, buraya gelsin biz korkmazları bununla ararız. Böyle baş belası bir herif. Kimmiş o korkmazları biri mumla aratacak baş belası enişte? Senin dayının kızı Melek. Yok, ben kocası Efraim'i söylemiştim de. Yine mi aradı lan onlar? Türkiye'ye döneceğiz. Oraya yerleşeceğiz dedi telefonda bana. Anama sözüm vardı o Efraim'i öldürmeyeceğim diye. Ama artık anam yok. Sıkıysa gelsinler. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.